Merhabalar, Halk TV ekranlarında Liderlerle Bayram Sohbetleri serimizin Saadet Partisi durağındayız efendim. Bu bulunduğumuz yer Saadet Partisi'nin gençlerle bir araya geldiği bir kafe kütüphane. Hoş geldiniz diyeceğim ama hoş bulduk desem daha doğru demiş olurum evet, galiba Temel Bey. Ben de hoş geldim, siz de hoş geldiniz. Burası ne kadar hoş bir mekan. İsterseniz önce evet. Biraz mekanı bize anlatırsanız lütfen. Efendim bu bina enteresan bir bina. Bir köy derneğine ait. Aa. Evet. Bizim enteresandır. Hep tahliyeler neticesinde yeni yer arıyoruz. Esam'ı bulunduğu yerden çıktı. Bundan 3-4 blok aşağıdaydı. Peki. Bu sefer ona yer ararken buranın en üst katını Esam o köy derneğinden kiraladı. 2 kat orası. Onun sonradan bir alt katını da yurt dışından gelen öğrencilerle ilgili olarak kiraladılar. Şu anda ben orayı işgal ediyorum. Peki. Onun altı da burası, kafe. En altta bodrum katı da TV5. Evet, stüdyolarınız var. Stüdyolar var. Evet. Böylece bu bina komple, yani köy derneği de böylece şeysiz, yani burası hem iyi bakımı oluyor hem de onlara da bir gelir getiriyor. Gelir kalemi evet, gelmiş bizim oluyor. İçin de uygun bir yer. Siz niye sürekli tahliye ediliyorsunuz mekan? Ben de bilmiyorum ki başımıza gelmiyor. Evet. Evet, gerçekleri söyleyince sıkıntı mı oluyor acaba? Biraz sıkıntı da oluyor tabii ama gerçekleri değil. Bizim esas genel merkez olarak bulunduğumuz binadan çıkmamız bir dava neticesinde evet, oldu maalesef. Biliyorum. Hoş olmayan bir dava. Maalesef efendim. Yeni binamızı da hamdolsun hemen hemen tamamlamak üzereyiz. Tabii epeyce külfetli oldu. Allah razı olsun. Yani bizi takdir edenler, sevenler ciddi fedakarlıklarda bulundular. Orası da birkaç ay sonra inşallah devreye girecek. Geçenle de bir uğradım ben birkaç gün önce. Bizim bütün arkadaşlarımız da eğitim binası olarak kullandığımız bir bina vardı bizim eski binamızın hemen karşısında. Orada biz teşkilat eğitimi yapıyorduk. 120 kişiye kadar yatılı eğitim, 2 günlük, 3 günlük. Orayı boşalttık mecburen, eğitimleri durdurduk. Bizim orayı genel merkez olarak kullanıyoruz. Hı hı. Şimdilik. Şimdilik. Yeni binaya geçtiğinizde. Geçtiğimiz zaman orası faaliyete geçecek. Böylece eğitimlerde tabii, tekrar hayata geçmiş tabii, olacaklar. Tabii, tabii. Ben biraz kitap koleksiyonumuza baktım burada. Evet. Gerçekten de Türkiye'nin her sesinden, her renginden yazarların. Yani hemen kendi arkama bakıyorum. Evet. Oğuz Atay, benim gençliğimde çok sevdiğim bir yazardı. Evet. Paulo Coelho. Hemen şöyle dönelim. Albert Ahmet Camus. Ümit, Camus var. Evet. Evet. Aziz Nesin de görmüş müydüm acaba emin değilim. Ve şurada hemen arkamda Stephen Zweig. Evet. Vicdan Zorbalığa Karşı. İlber Ortaylı'nın Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı kitabı. Evet. Sizin arkanızdakilere bakıyorum. Gene İlber Hoca'nın kitapları var. Tabii ki Necip Fazıl var. İslam Birliği ile ilgili Ayvazoğlu'nun değerli hocamız mimaride. Evet. Ve Sayın Erbakan'ın yaşam hikayesini anlatan kitaplar. Siz buraya gelmişken size biz vermiş miydik bilmiyorum. Davam var bende ve siz imzalamıştınız. Tamam. Genel merkezi tamam. Ziyaretimde hala da bende eksik evet. Olmayın sağ olun. Buraya baktığım zaman böyle çok sesli. Çok kültürlü bir dünya görüyorum. Evet. Siyasi çizgisi de bu mudur Saadet Partisi'nin? Ya biz her görüşü dinlemeye hazırız. Yani her görüşle de, çünkü her görüşün ortaya çıkışının belli sebepleri vardır. O sebepler sonradan biraz daha somutlaşır, sınırlar çizilir, belirleşir. Birazcık da belki kendi kendine hem tutarlıdır ama tutucu da olur. Bizim de tabii bir dünya görüşümüz var, bir anlayışımız var. Ama biz diğer dünya görüşlerinin de tanınması, bilinmesinde gençler için özellikle fayda olduğu kanaatindeyiz. Onun için de burada çok farklı kesimlerin sesini duymak, onların yazılarını, kitaplarını okumak mümkün.
Fikri dünyalarını zenginleştirmeleri. Tabii bir zenginleştirme imkanı veriyor insana elbette. Siz demokrasiyi nasıl tarif ediyorsunuz Sayın Başkan? Sizin anladığınız demokrasi, çünkü bu ülkede biliyorsunuz laf var. Herkes kendine Müslüman, kendine demokrat diye. Bugünlerde o kadar çok ihtiyacımız var ki demokrasiye. Tam da şöyle bir zamanda partinizin gençlik kolları nasıl bakıyorsunuz efendim şimdi, demokrasiye? Tabii bazen demokrasinin yerleştiği ülkelerde de bu konu gündeme geliyor. Demokrasi en ideal çözüm mü? Yok. Ama şu anda mevcutların en geçerli olanı. Herkes onu söylüyor. İnsanoğlunun bulabildiği en iyi anda, siyasi şu model anda. Şu ana kadar. Problem burada tabii işte hem avantaj hem problem şu. Alimi de cahili de büroya sahip. Yani bunu bazı ortamlarda münakaşa, müzakere ettiğiniz zaman ya bu doğru mu? Aslında tam doğru değil. Ama siz bunu ayrım yapmaya başladığınız zaman bu sefer dengeyi nerede tutturacağınız belli olmuyor. Şimdi bu demokrasinin herkesi muhatap alması bir avantaj. Ama herkesi muhatap alması ve bir ayrım yapmaması alimle cahil arasında da bir de dezavantaj. Onun için yani bu şunu gösteriyor, insanları etkilemeye bağlı. Demokraside, demokratik ortamlarda güçlü olabilmek, iktidara gelebilmek, halkın oyunun çoğunluğunu veya işte artık başka ortamlara göre çoğunluğu olmasa bile kahir çoğunluğunu sizin almanız gerekiyor ki iktidara gelebilirsiniz veya koalisyonlar kurma imkanınız ortada olsun. Yani ikna etmeniz lazım. Evet, ikna etmeniz lazım. Şimdi ikna etmek de kendiliğinden olmuyor. Herkes aynı şartlara, aynı imkanlara sahip değil. Siyasi partiler açısından söylüyorum. Fikri hareketler için de aynı şey. Yani siz elinizde eğer çok çeşitli kesimlere ulaşabilecek kadar geniş bir televizyon imkanınız varsa, yazılı basında gazete imkanınız, mecmua imkanınız varsa, uzak yerlere giderken arabada, şurada, burada bilmem radyo imkanınız varsa, şimdi bir de internet imkanınız varsa, siz insanları, daha geniş bir kitleyi etkilemeniz daha kolay oluyor. Ama bu imkanı olmayanlar, ne kadar haklı olurlarsa olsunlar, sizin gibi avantajlı değiller. O imkanı olanlar kendi menfaatleri için, yani medyayı öyle bir kullanıyorlar ki hele şimdi, yalan da söylenebiliyor, evet. Hile de yapılabiliyor, iftira da atılabiliyor, iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermek mümkün olabiliyor. Yani medya dediğimiz şey ille de her şeyi olduğu gibi yansıtabilen, kendi içinde adil olan bir sistem değil ki. Sıkıntılar buralarda. Ama bunlar da zaman içinde, işte mesela diyelim ki, Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne geçebilmek için ikili bir sistem kurmuş. Hatta ona üçlü demek lazım. Yani yürüten bir kişi doğrudan doğruya halk tarafından seçiliyor. Ama başkanı denetleyen, kanunları yapan, esas kararları alan, yeri geldiği zaman başkanı bile engelleyebilecek olan bir de meclisler var. Evet. Meclis iki kademe. Bir, Millet Meclisi, iki senato. Senato öyle bir seçim sistemi koymuş ki 2 yılda 1/3 yenileniyor. Böylece seçimlerde herhangi bir aksaklık olsa bile sürekli olarak seçilmiş bir kadro var başkanı denetleyebilecek. Bir de yüksek mahkeme var tabii yani. Tabii onun dışında köklü bir hukuk sistemi. Ayrıca bir de yüksek mahkeme var. Yüksek mahkeme üyelerini her ne kadar başkan tayin ediyor ise de belli bir süre için tayin ediliyor. Neticede başkanı da denetleme hakkına, yetkisine sahipler. Ben NATO Parlamenterler Asamblesi üyesiydim. Son dönemde parlamentoda bulunduğum zamanlarda. Her sene NATO Parlamenterler Asamblesi olunca mutlaka her sene bizim işte Belçika'ya gideriz. Sonra Washington'a gideriz, Pentagon'a gideriz, Birleşmiş Milletler'e uğrarız, New York'a geliriz. Bize her sene Pentagon'da bir briefing verirlerdi. Son gittiğimizde başkan eğer herhangi bir şekilde diskalifiye olursa,
ölürse, dürülürse ne olur? Başkan yardımcısı geçer. Peki onun da başına bir şey gelirse seçimden önce bu sefer senato başkanı geçer. Ona da bir şey olursa meclis başkanı geçer. Ona da bir şey olursa bu sefer başlıyor bakanlardan. Adalet bakanı geçer, falanca bakan geçer. En son bakan 19. bakan. Kim? Tahmin edin. Tarım bakanı. Hakile yeksan olmuş oluyor. Ondan sonra ümit yok. Zaten. Yaklaşık 20 küsur kademe var. Öyle de bir kademe koymuşlar. Bir şey olduğu takdirde. Devletin devamlılığı için. Devletin devamlılığı için. Ve daima ama seçilmiş birisini tutmuşlar. Yani seçilmemişlerden kimseyi devreye sokmuyorlar. Seçilmemişler bakanlar işte. Bakanlar da Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Senato Başkanı, Meclis Başkanı. Ondan sonra bakan seçilmiş birisinin tayin ettiği, tespit ettiği ve Senato'nun onayladığı. Tabii o onaylamadan olmuyor. Onlar devreye giriyor. E tabii bu sistemi biz denedik 1960'tan sonra ama biz o sistemi ancak 20 yıl götürebildik. Yani uzlaşma kültürü yerine çekişme hakim oldu. Bu sefer işler yürümemeye, kanunlar çıkmamaya başladı. Öyle olunca da bugünlere geldik. Bugünlere geldik. Çekişmeden düşmanlık iklimine geldik. Tabii. Çekişmeyi öpüp başımıza koyuyoruz şu anda. Gene hani en azından tabii. Fikri ayrılık o. Amerika'da da yalnız şimdi aynı noktaya doğru gidiyor. Şimdi tıkanmaya başladı. Yarın seçimlerde senato, meclis ve başkan ayrı partililerden olduğu takdirde çok ciddi çekişmeler, gerginlikler ve tıkanıklıklar olacak orada da. Bu acaba kapitalizmin krizi mi, genel anlamda siyasetin bir krizi mi? Sağ popülist liderlere bağlayanlar var bunu, neoliberalizme bağlayanlar var. Ama belli ki dünya sistemleri hele koronayla birlikte daha belirginleşen, daha derinleşen bir yüzleşme yaşıyorlar yapıp ettikleriyle ilgili. Evet, şimdi komplo teorisyenleri var. Bu komplo teorisyenlerinin kendilerine göre birçok fikirleri var. Bir gizli dünya devleti de var. Aslında kapitalist sistemde zenginler bu mekanizmayı nasıl kontrol edebiliriz? Onun yollarını aramışlar ve bulmuşlar. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanlığı kimin finanse ettiği gizli değil. Açık lobi faaliyeti var. Açık lobi. Bütün milletvekilleri ve bütün senatörler kendilerini destekleyen grupların hizmetinde. Bunu da gizlemiyorlar. Evet. Benim fikrim farklı ama beni destekleyip buraya getirenler farklı düşünüyorlar. Ben onların fikirlerini savunurum temsil diyor. Ediyorum. Ha, bu nereye gidiyor? Bu sefer aslında biz bir çoğulcu demokrasi, temsili bir demokrasi varmış zannediyoruz ama fiiliyatta bu o kadar da güçlü değil. Paralı asker olmuşlar. Tam manasıyla. Birileri bu seçilmişleri kontrol ediyor, manipüle ediyor. Hele de bugün yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bir dönüm noktası gibi geliyor bana. Bugüne kadar şöyle veya böyle 200 küsur yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde bir istikrar vardı. Adalet arayışı üst seviyede gözüküyordu. Liyakate, ehliyete önem veriliyordu. Ve meclisler sürekli olarak Cumhurbaşkanı'nı denetleyebilecek bir vasıflaydı. Particiliğe, partisine bakmadan. Trump'la bu iş değişti. Tam manasıyla yani kaba bir tabir olacak ama yani kovboy diyorum ben. Tam manasıyla kovboy mantığıyla ülkeyi yöneten, şahsi menfaatini her şeyin önünde tutan bir insan. Herkes bağırıyor. O da hiç tereddüt etmiyor. Ahlaksızlığı tescil edilmiş bir insan. Hiç tereddüt etmiyor. Ve bugün meclislerde yani kendisinin aldığı bir takım kararlardan ve tavırlardan dolayı biliyorsunuz onun hakkında cezalandırma, impeachment dedikleri bir süreç başlatıldı. Muhalifleri millet meclisinde çoğunlukla bulunduğu için oradan geçti. Ama senatoda tıkandı. Senatodakiler suçsuz olduğuna inandıkları için değil. Açıkça söylediler doğru. Ama biz demokratların oyununa gelmeyiz. Onlara bu fırsatı vermeyiz dediler. Bile bile savunmaya devam etti. Evet, siyasetin fanatizmi bu olsa gerek. Tabii. Yani gerçekten yani de körü körüne. İtidal ve orta yol aslında önemli. Demokrasi işte dediğim gibi bunu bir noktaya kadar
taşıyor. Bir noktadan sonra götüremiyor. Şimdi İran'da mesela bir demokrasi anlayışı var. Orada da buna bir çeki düzen verecek tarzda seçilecekleri belirleyen, daha doğrusu veto edecek bir heyet oluşturuldu. Rehberle beraber. Onlar da öyle denetleme yoluna girdiler. Herkes aday olabiliyor ama o adaylığının vetosunu veya onayını onlar da seçilmiş bir heyet belirliyor. Sayın Başkan, İran'da tabii bir sistem, siyasi sistem açısından belki demokrasi olabilir ama doğrusu ben kadınlarına hür seçme hakkı tanımayan hiçbir rejimin... Abi oradaki kadınların hakkı herkesten fazla. Siz, ben İran'a gittim. Ben gidemiyorum tabii çünkü başımı örtmem lazım. İran'a, yani mesela bu bile İran'a bence bir gittim, sıkıntı. Hayret edersiniz. Yani kadınlar kesinlikle erkeklerden daha aktif. Hem ticarette, hem bürokraside, hem de parlamentoda. Şimdi de sokaklarda protestolarla, eylemlerle bambaşka bir şekle gelmiş. Şimdi oradaki yönetimin orada, bizim kanaatimiz, yönetim meseleyi kökünden ele alıp bazı problemleri çözemedi. Çözemeyince bu noktaya geldi. Yani onu herkes görüyor, onlar da görüyorlar zaten. Zaman içinde değişiklik yapmışlar. Mesela benim kendi şahsi kanaatimi söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri 1979'da Hümeyni'nin rejimi değiştirmesinden sonra Irak'ı kışkırtıp İran'a saldırtmasaydı İran'ın bu birlikteliği sağlama şansı bayağı zordu. Ama o saldırı İran'ı birleştirdi. Muhalif, muvafık, herkes. Niye? Dışarıdan bir saldırı var. Dışarıdan bir saldırıya karşı siz bir araya gelip bir tavır koyuyorsunuz. Onun için İran'da ilk başlangıçta çok ciddi hatalar yaptılar belki. İlk başlangıçta. Yani mesela Allah rahmet eylesin, Turgut Bey ilk ziyaretini İran'a yaptığı zaman bir iş adamı heyetiyle yapıyor. Kalabalıkla bir heyet. İran'a girerken o zaman daha yeni gelmişler, çocuklar, gençler ne ettiklerini bilmiyorlar. Kafaları havada. Bunların bütün bagajlarını darmadağın ediyorlar. Yani olmadık hakareti yapıyorlar. Sonra kapıdan çıkarken de onlara bir rejimin ne kadar kutsal olduğunu gösteren kitap hediye etmeye kalkıyor. Biz dersimizi aldık diyor. Çıkanlardan bir kısmı. Şimdi bu ne? Bu şaşkınlığın ifadesi. Onun için İran, evet ben bunu mükemmeldir diye anlatmak için demedim. Ama yol arıyor herkes. Evet, anlıyorum. Bir yol arıyor. İstikrarı sağlamak ama aynı rejim, anda da devamını demokrasiyi de muhafaza edebilmek için. Fikir ve düşünce hürriyeti demokrasinin, adalet, bunlar temel öğeleri aslında. Ama yeri geldiğinde maalesef bunları çiğnemekten imtina etmeyenler de var. Evet, yaşıyoruz. Evet, biz de bugün içinde yaşıyoruz, görüyoruz. Yani düne kadar insanlar kendilerinin şikayet ettiği hususları şartlar değişip kendileri hakim hale gelince aynen kendileri uygulamaya başlıyor. Aynen tıpatıp. Sen şiirden, seni hapse atıyorlar, sen de bir yazı yazdı diye başka birisini attırıyorsun hapse. Ne farkı var? Herhalde şu anda Cumhuriyet tarihinde en çok başörtülü mahkumun olduğu dönemdeyiz. Doğrudur. Yani o da doğru, ayrı bir şey. Yani tabii, sayısal da, olarak da tabii öyleyse. Tabii şundan dolayı yani, aynı zamanda. Ben tabii masumiyet karinesini bir kenara bırakarak ve elbette ki FETÖ'cülerse ve darbecilerse de gereği yapılmalıdır şerhini de koyarak, ama bu da bir veridir yani şu anda hakikaten. Elbette. Yani buradaki mesele yönetim anlayışı, yönetimdeki yetkilerin hangi noktaya kadar gidebileceği, nasıl sınırlandırılabileceği. Onun için biz hak mefhumunu, adalet mefhumunu her şeyin üstünde tutuyoruz. Hakkın hakim olması hangi şartlarda olsun,
Doğru ile hak her zaman aynı değildir. Doğru şartlara göre değişir. İşte hep misaldir diye verilir. Kış gelince palto giyersiniz doğrudur. Yazında çıkarırsınız o da doğrudur. Yani palto giymek hak vesilesi değildir. Hak değişmeyen doğrudur. İnsanların temel inançlarını değiştiremezsiniz baskı altında siz. Ha, temel bir adalet anlayışı vardır. O anlayış temeldir. Ben onun için birçok yerde de Avrupa'ya biz Erbakan hocamızla 1978'de gitmiştik. Orada Avrupa İslam Konseyi diye bir konsey vardı. Bunu kuran da Mısırlı bir entelektüeldi. Kendisi aslında bürokrat da diyebiliriz. Çünkü Mısır Büyükelçiliğinde önemli bir görev görüyordu. O NATO büyükelçilerini, NATO genel sekreterlerini, NATO komutanlarını, eskileri, yenileri toplamış. Onlar da merak ediyorlar kim bu Erbakan diye. Halbuki bizim icraatlarımızı işte gördüler. 74'te gördüler. Sonra 75-77 arası ve arkasından MC hükümetlerinde gördüler. Ama hep koalisyon yönetimlerinde gördüler. Kim bunlar? Erbakan kim diye. Erbakan Hoca da dedi ki beraber gidelim diye. Bir güzel ortamda hazırlamışlar. O dedi ki biz bunlara hak nedir? Onu anlatmamız icap eder dedi. Bunlar hak mefhumunu bilmiyorlar dedi. Onun üzerine 4 tane prensibi onlara aktardı. Yani siz adaletten şundan bundan bahsediyorsunuz ama yeri geldiği zaman mesela adalette çifte standart uygulamaktan çekinmiyorsunuz. Evet. Zencilere ayrı, beyazlara ayrı. İşte kendine demokrat diye tabii, laf dediğim arkasından bu. Sizde bir tekebbür var. Siz diyorsunuz ki biz üstün ırkız. Avrupalılar üstün. Geriye kalan Asyalılar onlara bakmayın. Onlarda bir üstünlük yok. Biz gideriz onları sömürürüz. Siz diyor bir de paylaşmadan da yana değilsin. Sömürüden gücünüz varsa paylaşalım diye gitmiyorsunuz fakir ülkelere. Sömürelim diye gidiyorsunuz. Halbuki paylaşabilirsiniz. Onlar da size o malları satarlar. Karşılığını neyse hakkını verirseniz. Bir dördüncü hususla siz hep demokrasiden bahsediyorsunuz ama ne de hikmetse hep baskıcı ve rejimleri destekliyorsunuz. Hürriyetleri değil. Bu 4 mefhum. Bu 4 mefhum D8'lerin 6 prensibinden 4'üdür. İlk 2 prensibini D8'ler kurulurken gündeme getirmişlerdir. O iki prensip de şu. Bir, biz problemlerimizi savaşarak değil, barış içinde çözelim. İki, çatışarak değil, kavga ederek, birbirimize hakaret ederek değil, diyalogla çözelim. Bugün de Türkiye'nin ne kadar çok ihtiyacı olan tam iki şey, manasıyla. Tam manasıyla. Tabii. Siyaset konuşmaya ve Türkiye konuşmaya devam edeceğiz ama bir parantez açarak sizi evet. yıllar öncesine götürmek istiyorum. Evet. Madem ki bu bir bayram sohbetidir. Hatırladığınız ilk bayram gününe kaç yaşındaydınız, neredeydiniz, bir ev midir orası, bir bahçe midir, bir sokak mıdır, bir sofra var mıdır, akrabalar, anne baba var mıdır? Şimdi ilk bayramı değil de Ramazan'ı hatırlıyorum. Herhalde 6 yaşlarında olmam lazım, 5-6 yaşlarında. Sivas'tayız. Yok. 5-6 yaşlarında. Şeydeyiz. Benim çocukluğum Develi'de geçti. Develi'de. Babam Develi'de öğretmendi. Doğru. Peki. Develi'de geçti. Ve bir bahçeli evdeydik. İlle de sahura kalkmaya arzu ededik. Niye? Orucu tutmak için. Ben hep orucu bir kuş sahura kalkarsan tutarsın. Yoksa gidiyor. Gerçekten. 6 yaşında öyle mi zannediyorsun? Hakikaten öyle düşünüyordum. Onun için bu benim zihnimde her zaman yer etmiştir. Kalkabilmiş miydiniz peki? Oo, kalkardık tabii. Yani mutlaka kalkardık. Orucu tutamıyorduk ama. Ama sahuru yaşıyordunuz. Sahuru. Tabii ilk bayramları biz genelde kendi memleketimizde Gürün'de geçirirdik. Amcamın orada öğretmendi. Onun çok geniş bir Karakaya diye bilinirdi. Bizim soyadı Karamollaoğlu ama 1930'larda soyadı değişikliğinde Karakaya almışlar. Karamollaoğlu mahsurlu olur diye. Peki. Karakaya, onun da hep Karakaya diye geçerdi amcamın.
Gezici baş öğretmendi. Yani onu siz şey etmezsiniz. O dönemde 1920'lerde, 30'larda gezici baş öğretmenler okullar, köylerde okul yok. Atına biner, bu köyden öbür tarafa, öbür köye gider, o köyde iner, bir ay kalır, çocuklara derslerini verir, bir şeyler aktarır, onda başka bir ata biner, gider, öbür köyde ders verir. O kuşağın fedakarlığına evet. bakar yani, mısınız? Tabii, tabii. Yani ülkenin ne şartlarda gezici, kurulduğuna bakar işte, mısınız? Adı da üstünde, gezici baş öğretmen. Onun bahçeye giderdik. O tabii bayram bizim için apayrı bir hava olurdu. Yani bahçede geçirmek yaz ayları o zaman. Ve böyle büyük bir zenginlik bir şey yok herhalde. Yani yok. Normal biz, koşullar, şöyle, mütevazi bizim, koşullar var. Bizim ama ailemiz, Türkiye'de de bugünkü gibi dramatik bir yoksulluk yok, yok zaten. Yok yok tabii yani. Tabii kesinlikle. Bugün açlık biz, var çünkü mesela ben, büyük kentlerin ara sokakları. Ben size bir şey söyleyeyim. Pazarda ben Gürün'de 1940'larda hiç meyve, sebze satıldığına şahit olmadım. Yoktu. Herkes kendisi yetiştirir, komşuya da götürür. Komşunun ihtiyacı varsa gider, ya biraz soğan verir misiniz der, alır. Sebze, meyve. Ben ilk defa Akçadağ'a geldik. Babam şeyden, Develi'den Malatya'ya tayin oldu. 3 yıl orada öğretmenlik yaptı. Sonra Akça'da ortaokulu müdürü oldu. İlk kurucu müdür. Bir indi aşağıya. Allah Allah. Sebze, meyve satılıyor. Ya bunlar satılır mı? Hafsalam almadı benim. Su da belki öyleydi. Yok, su öyle bir şey değil. Ama şeyin yani sebze ve meyvenin satılabilir bir şey, bir şey olduğunu İlk defa orada ben gördüm. Halbuki sonradan bakıyorum bizde de mesela pazar olduğu zaman işte bilmem domates salçası yapacaklar, domates gelir salçayı öylece alırlar. Ama pazar zamanında olur ve köylüye satılır genelde. Onun için o zamanlar böyle bir fakirlik söz konusu değildi tabii. Herkes kendi ihtiyaç duyduğu ürünü kendisi üretir. Ondan sonra da damda, bizim damlar düz olurdu, kurutur, dutu kurutur, kayısıyı kurutur, elma, armut, onları biz kak derdik, onları keserler ince ince, onlar kurutulur, üzüm kurutulur. Tabii ayrıca duttan bizde dut pekmezi çok farklı olur. Yediniz mi bilmem. Ben dut pekmezi yedim ama tabii tarif ettiğiniz evet. nasıl bir şey bilmiyorum. Dut annem her sene bizim pekmezimizi kendisi yapardı. Çiğ süzme derler. Çiğ olduğu zaman daha lezzetlidir. Çuvalların içine dut doldurulur. Ondan sonra orada bir böyle manivralı bir şey vardır. Onun altında süzülür, alt tarafta toplanır. İşte ondan yapılan pekmez bir numaralı pekmezdir. Siz kaç kardeşsiniz efendim? Yediydik. Bir yandan yedi çocuk bakılıyor. Başınız sağ olsun, evet, sağ Allah rahmet eylesin. Altı kardeşiz şu anda. Bir yandan toprakla uğraşılıyor. Bir tabii, yandan bahçede, yani anneciğiniz kahraman bir kadın. Annelerin orada yani hakikaten tarif etmek kolay değil. Bütün ev hanımları emin olun erkeklerden çok çalışıyor. Şimdi bugün de öyleler bugün efendim. Bugün de öyle. Bugün ama de öyleler emin olun cidden, öyleler. Cidden köylerde her zaman öyle değil. Sebze ve meyve olan köylerde kadınlar çok çalışıyor. Ama bizim oralarda hakikaten kadınlar bütün bahçe işlerini yaparlar. İşte bu dediğim işleri onlar yaparlar. Sırf sulama işini erkekler yaparlardı. Çünkü en kolay iş. Yukarıdan gelecek. Şimdi bütün bunları biz kendimiz üretirdik. Hiçbir zaman dışarıdan ve biz... Babam mesela Develi'ye gitti, Akçadağ'a gitti. Unumuz, bulgurumuz, bilmem bakliyatımız, kuru yap, bütün bunlar Gürün'den gelir, bize gönderilirdi. Şimdi Suriye'den patates alıyoruz biliyorsunuz evet, değil mi? Evet, şimdi alıyorum. Öyle miymiş bilmiyorum. Evet, patatesi son Suriye'den alıyoruz. Buğdayı Arjantin'den evet. alıyoruz. O öyle bir noktadayız. Peki efendim, böyle bir evde büyürken eğitim hayatınızda bir okul orada, bir okul burada devam değişti. Ediyor. Evet. Sonra yurt dışına tahsile gidişiniz, yani evden çıkışınız eğitim için şöyle, ne zaman? Ben tabii bir şeydir, 13 yaşından itibaren evden çıktım ben. Öyle mi? Tabii. O zaman hasret kaldınız evvel. Öyle oldu. Yazları eve gelirdim.
Şimdi parasız yatılı mı okuyorsunuz o sırada? Şeyde tabii lisede parasız yatılı okudum. Neredeydiniz o sırada? Ben Akçadağ'daydık. Orada imtihana girdim. Parasız yatılı imtihanını kazanınca şeyleri Sivaslarım genelde Kayseri'ye veriyorlar. Kayseri'dekileri de Sivas'a veriyorlardı. Siz seçemiyorsunuz öyle mi o tabii imtihanı kazanınca? Tabii yok, siz seçemiyorsunuz. Ha, onlar devlet belirliyor. Peki. Ben böylece 13 yaşındayken Kayseri'ye gittim. Orta 2'de. Ondan önce de ilkokula Develi'de başladım. 3 sene Malatya'da okudum. Recai abinin rahmetli babası benim baş öğretmenimdi. Baş mektep diye geçerdi. Sonra 2 senede Akçadağ'da okudum. Sonra Kayseri'de sonra da, liseyi bitiriyorsun. Yok, Kayseri'de liseyi bitirdim. Bitirdiniz. 59 yılında işte Yusuf Tatar o zaman beraberdik benim biz. Benim kayınpederimi evet. Biliyorum. Yani biz şöyle bir 10-15 kişilik ama bunun içinde 7-8 kişilik daha yakın bir arkadaş grubumuz öğrenci vardı. Öğrenci eviniz mi var? Yo, yatılı mı okuyorsunuz? Oku, yatılıyız. Şeyde? Yani yatılı. Yurt var. Yurt yok. Ne var İşin peki? Garip tarafı ilk gittiğimde arka tarafta, lisenin arka tarafında askeriyeden kalma bir koğuş vardı. Hiç unutmuyorum. Ranzalı falan bir yer. Ranzalı böyle. Bir yer. 70-80 kişilik bir koğuş. Hepiniz bir aradasınız. Bir aradayız. Ben geç gitmiştim. 8 tane ranzanın olduğu, 2 tane daha baş tarafta oda var. Camlar kırık. Kışın hiç unutmuyorum. Kar, ilk kar yağdığı zaman uyandık ki bizim battaniyelerin üstü şöyle 4 parmak karla kaplandı. Öyle bir soğukta ve öyle koşullarda. O koşullarda. Okudunuz. Bir tane odun sobası vardı, düşünün siz. 70 kişilik koğuşta bir için. Tane bizimkilerde yoktu. Sonra orası yıkıldı bir sene sonra. Bizi liseye aldılar. Lisede yer yok, yurt yapılmamış ki. 4, 1, 2, 3 sınıfı bir de koridorun bir kısmını böldüler. Bize yurt yaptılar. Biz oradaki yaşadık. Okulun kaloriferi yok. Yine sobayla ısınıyor oralar. Hangisi daha güzel? Bugünkü Türkiye mi? O belki yokluk. Biz hayatımızdan üşüyorduk. Bazen hocalar sırada ayağına çekiyordu. Gerçekten. Ama memnunduk hayatımızdan. Hakikaten. Bir kardeşlik var mıydı? Politik bir çekişme, politize hiç olmuş bir gençlik, şeyde, sokaklarda yani çatışmalar, ben, ne bileyim yok. Türksün, Kürtsün, onlardansın. Hayır, bu onların hiçbir tanesi yoktu. Fakat ben enteresandır. Liseyi bitirdiğim zaman farkına varmışım. Vardım. Televizyon yok. Paramız yok ki gazete alalım. Radyoyu arada sırada dinleriz. O da maç olduğu zaman dinleriz. Dışarıda ne olup bittiğinin hiç farkında değiliz. Meğerse kan gövdeyi mi götürüyormuş? Yok, hayır. Dışarıdaki şimdi ilk defa çıktık. Bir baktım Said'in Nursi diye birisi var. Kitapları var. Allah Allah kim bu adam? Duymamışım ki 1950'ler Said'in Nursi'nin en yoğun olduğu. İki, bir de çıktım Necip Fazıl Kısakürek var. Kim bu adam? İlk defa düşünebiliyor musunuz? Yani o zaman sizin evinizde de böyle bir politik ortam pek yoktu demek ki babanızda. Evde falan de böyle yani çok yoktu böyle yoktu bir ortam. Böyle ortam. Bugünkü gibi bir ortam yoktu ama bizim lise hayatında bir kavanozun içinde nasıl tutulmuşuz ben hep i̇şte o ona hayret ettim. Eğitiminize odaklanmışsınız. Tamamen eğitim. Peki yurt dışına çıkışınız eğitim için? Şimdi işte biz 59'da bitirince tabii ben hiç unutmuyorum. Sene içinde çok fazla ders çalışmadığım için son bir ayı kendime odakladım. Onun için de hiç unutmuyorum kimseye tavsiye etmem bir uykusuzluk hava aldım gittim. Hatta şey dedi ki bak evladım bu zararlıdır size zarar verir dedi eczacı. O zaman bir mani yok ama ben aldım. 3 arkadaş aldıydık onlar bıraktı ben sonuna kadar. Uyumadan çalıştınız. Neredeyse fakat bütün yüz hatlarım falan öyle bir gerilmiş ki hani tam zombi tabir ederler tam öyle gözüküyormuşum ben. Gece çalışıyorum ama çalışmasam da geçemezdim yani. Liseyi böyle bitirdim. Liseyi öyle bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra işte babamla beraber İstanbul'a imtihanlara gireceğiz gittik. Lise imtihanlarına bizim hocalarımız iyiydi yalnız. Yani benim kanaatim bizi iyi yetiştirdiler.
Ama ben ilk gittim, NATO'nun bir imtihanı vardı. 25 kişi yurt dışına gönderiyor. Girdim, imtihandan çıktım. Babama dedim ki, baba hiç boşuna uğraşmaya gerek yok. Ben bu imtihanlarda başaramam dedim. Hiç anlamadım ki. Hiçbir soru çözemedim doğru dürüst. Sonra dediler ki, ya üniversiteye giriş imtihanları için kitapçıklar var. Her çalışmak üniversite için ayrı kendi imtihanını yapıyor. Teknik Üniversitesi'nin kitapçığını aldık. Bir tane de işte yanına bize biraz ders gör. Ya bu sorulan soruları ben biliyorum da ben oradaki kullanılan terimlerin farklı isimle kullanmışlar. Onun için bilmiyorum zannetmişim. Ha bu kadar zor değilmiş bu iş. Peki. Ondan sonra ben 3 tane Sümerbank'ın, makine kimyanın, Etibank'ın yurt dışı imtihanlarına girdim. O zamanlar var bunlar. Tabii 25'er kişi gönderiyordu 3'ü. Bir de son olarak bir İstanbul Üniversitesi'nin imtihanına girdim. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Öbür imtihan neticeleri çıkmadan Teknik Üniversite ilan edildi. 500 kişi alıyor. Bizim üniversiteden 16 kişi girmişti. Yani bayağı bizim liseden. O 70 kişilik koğuşta. Ben 10. kazanmıştım. Bravo, tebrik ediyorum. Ben 10. olarak kazanmıştım. Bir arkadaş benden daha önceydi. Bir sene önce mezun olan. O 3. olarak kazandı. İnşaat fakültesine girdik. Sonra bir haber geldi ki Fransa'da jeoloji mühendisliğini kazanmışım. Nedense Fransa'ya karşı bir antipati vardı bende. Fransızca da mecburen okuduk. Öğrenemedik de doğru. Ben gitmem dedim. Sonra bir haber geldi. Babamdan haber geldi. Jeoloji diyorum, metalurji mühendisliğini kazanmışım. Aynen Yusuf gibi. Ama benim kazandığım şey Gürün diye Giresun'a gitmiş ortaokuluna. Aa. Ben müracaatta geç kalmışım. Yoksa Yusuf'la beraber okuyacaktınız. Hay Allah. Ondan sonra da ben son zamanlardaydı. Aralık ayında vize imtihanlarına giriyorum. Benim amcam oğlu var. Yusuf da çok yakından tanır. Hatta bir ara bir yemek yiyelim falan dedik. O geldi. Ya dedi, o da bana hep emmi oğlu derdi. Emmi oğlu dedi ya. Bak biz Sümerbank'ı ikimiz beraber kazanmışız dedi. Boş ver burayı dedi. Gel beraber gidelim. Olur mu? Olur. Hadi ben hemen babamın benim ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar babamın maaşı yok. Bir burs gidelim falan. Gidelim dediğiniz İngiltere'ye gideceksiniz tabii. Yani. Peki dedik. Ben ondan sonra o kadar hızlı hazırlandım ki Yaman benden sonra geldi. Ben daha erken gittim. Dil falan biliyor musunuz o sırada İngilizce falan? Hayır. İngilizceyi yardımcı lisan olarak okumuştuk ama hiçbir şey bilmiyoruz. Sudan çıkmış yes, balığa dönmez name? Mi? What's your name? My name is Temel. O kadar. How are you? Ne cesaret. Peki orada yani sudan çıkmış balığa dönmediniz mi? Tabii. Beraberce gideceğiz. Yanımda da Yaman olunca birbirimize destek oluruz diye. Ama Sümerbank'ın gönderdiği 25 kişi vardı. Tabii hepsi oraya gitmiyor. Başka yerlerde de var. Giderken tesadüfen o zaman Orgeneral şeyin Kara Kuvvetleri Komutanı mıydı? Genelkurmay Başkanı mıydı? Birisi Amerika'ya gidiyordu bir heyetle. Biz de onların yanında Amerika'ya doğrudan doğruya uçtum ben. Yeni başlamıştı jetler. Yoksa eskiden Londra'ya gidip Londra'dan uçuyordunuz. Paris'e gidip Paris'ten uçuyordunuz. Onlar da bir ara veriyorlardı. Doğrudan doğruya uçamıyorlar. Onlar biraz bana yardım ettiler. Bir tane binbaşı hatırlıyorum. Sonra bizim orada bir adres verdiler. Bu evdekiler sağlık için geldiler. Hepsi Türktür. Damatları da Türk. Doğru oraya gittim. Tabii Türkçe konuşanlar olunca rahatladık. Ondan sonra da kendimize bir ev bulduk. Okula yazıldık. 4-5 ay içinde de lisanı öğrendik. Biz ve oradayken ihtilal haberi geldi. Tabii 27 Mayıs. Bu? 27, 27 Mayıs. Hemen gittikten 2 ay sonra o ihtilal haberi geldi. Üzülmüştük. Ama ondan sonra süratle evlerde kaldık genelde. Oralarda dershanelerde, üniversitede oraya gelen öğrencilerin kalacağı evleri belirliyorlar. Yani aile diyor ki ben bir çocuğu alırım veya iki çocuğu size bir oda veriyor.
İsterseniz kahvaltı, yemek de veriyor. Genelde kahvaltı biz alırdık. Diğer ihtiyaçlarınızı da karşılıyorsunuz. Böylece İngiltere'ye Mart'ta gittim ben ilk defa. Bizim için o zaman tabii Londra bugünkü gibi değil, bambaşkaydı. Tabii hiç canım, yabancı dünyanın yok. Bambaşka bir yeriymiş. Hiç yabancı. Benim Londra soğuk olur, soğuk olur, sisli olur dediler. Bir de bir gittik o sene güzel, güneşlik. Oh, böyle Londra olur mu? Hani enteresan. Enteresan bir deneyim gerçekten. Ve orada da evlendiniz. Evet. Evet. Hem de bir İngilizle evlendiniz. Öyle oldu, evet. Yani orada tabii çok enteresan. Sonradan tabii bizim bütün arkadaşlarımızla Politeknik'te okuduk biz üniversiteye girerken. Yani siz demin ha yabancılık çekme deyince onu unutacağım. Unutmayayım. Londra'ya gittik tabii işte büyük elçiliğe gittik. Kaydımızı yaptırdık biz geldik diye. Çünkü onlar takip burs, ediyorlar oradaki burs tabii takip ediyor. Burs alıp hangi adrese burs gönderilecek. Oraya gidince ateşeyle, eğitim ateşesiyle görüştüm, iniyorum, baktım aşağıda bir genç daha var benim ben yaşlarda. İşte kimsin falan derken, o da Sabri Tiryaki diye bir arkadaş, Karadenizli. Peki burada ne yapıyorsun dedim. Vallahi dedi, ne yapacağım ben Londra'da kimseyi bilmem, burada da bilmiyorum. Buradakiler bana dedi ki, canın sıkıldığı zaman gel buraya, ben de her gün geliyorum. Hay Allah ya, insanlar böyle şeyler yaşıyorlar tabii, orada yani. Böylece bir arkadaş edinmiş olduk. Sonra o gelişti. Aynı lisan kursuna bazı arkadaşlarla gittik. Daha sonra aynı politekniğe gittik. Politeknik aslında bizi imtihana hazırladı ama lisan öğrenmemizi, lisanı oradaki İngiliz öğrencilerle beraber bize ayrı bir muamele yapmıyorlardı politeknikte. Siz biliyorsunuz, bilmenizi icap eder buraya geldiyseniz diye. Tabii o bizim için ilk adımdı. İşte orada onların bir meşhur GCE imtihanları vardır. Hala da geçerlidir. Üniversiteye giriyorsanız lise diploması değil, GCE'de ders başına aldığınız notlar önemlidir. Öyle olunca ben oraya gidince, üniversiteye girerken de iki kademe vardır orada. Bir ordinary diye geçer, bir de honors diye geçer. Başarılı değilseniz sizi ordinary'ye alırlar, bir hazırlık okursunuz. Başarılıysanız ona atlarsınız, 3 sene okursunuz. Ben 3 sene okudum diye diplomayı alıp da buraya dönünce bana diplomayı vermek istemediler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ya 3 senede mühendis olur mu diyor. Ya 3 senede mühendislik orada bir itibar vesilesi. 4 sene okuyanlar var. Doğru, 4 sene okuyanlar var da onlar hazırlık okuduğu için var. Peki siz böyle bu kadar başarılı olup dönüp sonra siyasete nasıl girdiniz? Onu da isterseniz reklam arasından olur, sonraki olur, bölümde tabii, konuşalım. Tabii, olur, sohbetimiz öyle devam etsin.